Yani bey şey meselesini soracağım bir de evet. bütün bu altyapı çalışmaların içinde Kanal İstanbul nerede ha, oluyor? Yani evet. Kanal İstanbul biraz böyle ihtiyaç değil de fantazi bir proje muamelesi görüyor. Öyle mi gerçekten? Vallahi bu, bu benim işim yani ben deniziyim. Kanal İstanbul projesini cumhurbaşkanımız 2011'de ilan ederken hazırlık çalışmalarını biz yaptık. Öyle miydi? E gayet evet. tabii. Yani inandığınız bir proje mi? Gayet tabii. Sonuna kadar inanıyorum. Yani bunu saatlerce konuşabiliriz. Ama ben şunu söyleyeyim. Ya bu proje siyasetin mezesi olmamalı. Bu bir kere Türkiye'nin eee ali menfaatlerinin gelecekteki gözeten bir projedir. Siyasetin mezesi olmak ne demek? Şöyle e, yani Kanal İstanbul yaptırmam, Kanal İstanbul'u yapacağım. Yani bu bu basit tartışma. Buradan çıkalım diyorsun. Bu bu olmaz. Yani şimdi e, ben bu e, karşı çıkanların bize yabancı değil. Bu, bunlar birinci köprüye de karşı çıktılar. İkinci köprüye de karşı çıktılar. Üçüncü köprüye de karşı çıktılar. Yeni havalimanına da karşı çıktılar. Marmara'ya da, Avrasya'ya da hep karşı çıktılar. Hatırlayın, Gezi olaylarında bir heyet oluştu. Cumhurbaşkanı yurt dışı resmi ziyaretteydi. Ne dediler orada? Havalanını yapmayın. Üçüncü köprüyü yapmayın. E o yapıldı mı bunlar? yapıldı. Şimdi de hizmet veriyor mu? Veriyor. Öyle bir ironik durum var ki hep karşı çıkar bunlar. İstemez grubu bu. Bitince de en önce onlar kullanır. Ne yapsın kullanmasınlar. <laughs> Ay kullansın da o zaman karşı çıkmaya bir mahcubiyet duyar insan yani. <laughs> Biraz mahcup geç köprüden. <laughs> Allah'tan Çanakkale Köprüsüne karşı çıkan yok. Var o da çok karşı. Var mı ya? Yok canım olmaz olur mu ya? Yani bizim yaptığımız işlerin bugüne kadar karşı çıkılmadık, bir iş olmadı. Trakya üzerinden söyle, söyle, şöyle bak. Trakya üzerinden Kaz Dağlarına doğru arabasıyla seyahatini yapar. Evet. Güzel köprüden de geçer evet. ama diyorsunuz. Ama yani yine tenkidinde yapar. Şimdi bakın Karadeniz Karadeniz'in yarısı bizim 432 bin kilometre kare alanı var. Yarısı bizim çünkü en uzun kıyı şeridi bize ait. Ee, biraz Rusya'nın var, Ukrayna'nın var, e, Romanya'nın var, Konu, Bulgaristan'ın var. Konuyu mu değiştiriyorsunuz? Konu değil. Bu Kanal İstanbul'a bağlı. Hayır, evet. Konu değişmiyor. Şimdi Karadeniz'in bizim olan kısımda veya karşı tarafta 150 kilo 150 metrenin altı ne var biliyor musun orada? Hidrojen sülfür var. ne Gele... He? Ne demek hidrojen? hidrojen sülfür? Geleceğin en temiz yakıtı. Yani hidrojeni sülfürden ayırıyorsunuz, yakıt oluyor. Tamam. En kaliteli yakıt. Kanal İstanbul'la ne ilgisi? Şöyle bu bu buradaki buradaki hidrojen sülfür miktarı o kadar fazla ki şu anda teknolojisi biraz e, henüz tam gelişmedi ama bütün ülkeler bütün e, imkanlarıyla 2030 için, 2040 için bunun dünyanın ihtiyacının 45 katı burada, o, var. Bizde. evet. Evet evet. Bizim kariyerimizde. Evet. evet. Şimdi bu enerji ortaya çıkacak. Ha, bu bir enerji kaynağı. E, tabii bunu ne yapacağız? Nasıl biz bunu e, son noktalara taşıyacağız? Ha, kanal İstanbul bir tabii. taşıma hattı orada. Gayet tabii. Bu, daha yetmez bir kanal daha belki gerekecek bu Peki e, biz yapmazsak biz yapmazsak bunu başkaları yapacak nereye yani başka şöyle, yerlere Bulgaristan'da Yunanistan evet, yani, yapacaklar ve o zaman biz de böyle bakacağız Peki bu kanal İstanbul Türkiye'nin kalkınmasını mı sağlayacak yani? şöyle bu kanal İstanbul Türkiye'nin kalkınmasını elbette ki sağlayacak bir yandan da tamamen e, bir açık Hava Müzesi görünümünde olan dünyanın e, tarih olarak kültür olarak medeniyet olarak benzeri bulunmayan yerleşim yerlerinin içinden geçen boğazın e, karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf edecek. Şimdi Montreux var. Montre anlaşması bize, Boğazların e, kümranlık hakkını veriyor, Egemenlik hakkını veriyor. Bunda bir sorunumuz yok ama bu Egemenlik hakkını tek başımıza kullanamıyoruz. Montreux taraf 11 ülke var. şimdi bir şekilde 10 ülke var. Onların e, beraber imzaladığımız Aslında Lozanda atıf yapılan Lozan'dan sonra 10 yıl sonra daha fazla belki. E, imzalanan Montreux Sözleşmesi var. Bu Montreux Sözleşmesi e, uğraksız, masum geçiş hakkı veriyor. Ama bu geçişlerde e, romorkörü alma mecburiyeti yok. Klaus Kaptan alma mecburiyeti yok. Biz ne yapıyoruz? Onlara işte fener hizmeti veriyoruz, sağlık hizmeti veriyoruz. Bunlara yönelik ufak tefek paralar alıyoruz. Ama Montreux Yapıldığında gemilerin boyu 50 metre. O zamanın. Ondan zaman. sonra geçen gemi sayısı yılda 2000-3000'i geçmiyor. Şimdi ekonomi krizi olmadığı zaman 55 bin'e kadar çıktık biz boğazdan geçenleri. Bunların üçte biri tanker. Yani her 53 dakikada bir gemi geçiyor. Ya Dünya'nın en yoğun deniz trafiğinin olduğu bir yer bu. Aslında. Bu, bu tamam. Bu gerekçeye eyvallah ama itirazlar var. Karşı çıkanlar var. İtiraz, biz alışıyoruz itirazlara. Ama hayır hani mesela çevre kaygısıyla itiraz ediyor. Ya işte İstanbul'un nüfusunu zaten fazla arttıracaksınız. Yine inşaat yapacaksınız. Evlere bu... Hiç mi bu itirazlarda sizi sizin dikkate altınız. Bunların hepsi dikkate Ya onlar İstanbul'u düşünüyor da biz mi düşünmüyoruz yani? Ta, peki ben bu itirazlara ne cevap vereceksiniz onu size soracağım. Reklamdan sonra konuşalım. Olur olur tamam. Kısa bir ara tekrar birlikteyiz. Ya siz Bilal Bey ikinci köp, ikinci Kanal İstanbul bir tane yetmez. Bir, bir tane bile yapmak ne, ne demek o? Yani, yani öylesine mi söylediniz bilinçli mi yok, söylediniz? Hayır yok yok tabii yani şu şu var ya şu proje. Yani bizim üzerinde oturduğumuz kaynak Karadeniz'deki kaynak dünyanın hiçbir yerinde yok. Ya yani bütün dünyayı Hydrojen, hidrojen hidrojen sülfür. sülfür reaktörü. Bunun ayrıştırması kolay. Sudan da hidrojen elde ediyorsunuz ama çok pahalı. Maliyeti çok yüksek. Bu geleceğin bu, enerji kaynağı mı? Tabii tabii. Bütün dünyayı yani. Yani Karadeniz'den sen bunu çıkaracaksan diyorsunuz. Tabii. tabii. Bir değil iki kanal İstanbul. Tabii tabii. Peki bir de şey dediniz. Biz yapmazsak başkaları yapar. Gayet tabii. Ya yani. Ama yapılacak yer yok. Nereye yapacak Niye şeyden Burgaz'dan şeye inecek. Ee, e, Yunanistan'ın dede ağaç'a inecek. Bulgaristan'la Yunanistan arasında. Çok Hayali. uzun değil mi orası? He? Çok uzun. Biraz uzun ama yani Süveyş kanalı 186 kilometre. Panama yani diyorsunuz ki Panama Kanalı 88 km. Şu Diğer kanalı 98 km. Bu o kadar ihtiyaç olacak ki. Abi tabii, yani. tabii. bu, bu kaçınılmaz ya. Yani. Ya bu 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 vizyon meselesi ya. Günlük kör dövüşünü bir tarafa bırakalım. Ülkenin geleceğine bakalım Bu vizyon işi. Yani. Sokollu Mehmet Paşa e, savaş çıkmasaydı Karasu'dan İznik Gölü'nü, İznik'ten de İzmit'i bağlayan suya başlıyordu. Dol Volga nehirlerini birleştireceğim e, diyordu. Ya sen çılgın mısın, hayal mi mı görüyorsun? Birleşti, şimdi Hazar Karadeniz'e bağlı. Şu anda ekranda da o güzergahı görüyoruz. Evet. ya Gerçekten e, bu da böyle bir milletin ikiye bölündüğü bir konu haline dön Ama o biraz şey gündemin getirdiği bir şey. Yani işte yine bu ekonomi sıkıntılar bilmem ne olunca o inatlaşma orada da oldu. Yani bence gerek yoktu ona. Ama şu anda bence sakinleşti bu iş. Bir yandan da başladı yapılıyor yani. Peki hani siz bunun da biteceğine inanıyor musunuz? Hiç şüphem yok. Hangi işi başladık bitirmedik? İstanbul'un nüfusunu arttırır mı? Hiç arttırmaz. Üstelik bir kısım nüfusu oradan alacak, buraya çekecek, şehir daha rahatlayacak. Bir kısmı da artık yollar yapıldı, e, tren yolları yapılıyor, hava yolu çok gelişti. Doğuya gidiyor. İstanbul yıl, İstanbul son 3 yılda e, nüfus kaybediyor biliyorsunuz. Doğru. Yani 50 bin, 100 bin ama kaybediyor. Doğru. E, Binali Bey, bu konuyu da geçmek Bence istiyorum. Bence kapatalım. Beş